Merhabalar sevgili izleyenler. Sosyal Soykırım sergisi 9. şehrinde Columbus'ta. Bugün burada çok özel misafirlerim var yanımda. Mesude Hanım ve Ahmet Bey. Çok ilginç bir hikayeleri var. Biz bu sergiyi kurduğumuzda Ahmet Bey yanında küçük Enes'ti değil mi çocuğunuzun ismi? Enes'le birlikte geldi. Enes'le tanışmalısınız Aslan Hanım dedi bana. Neden dedim? Çünkü dedi Enes dedi 18 aylıkken annesiyle birlikte Gürcistan'dan çıkmaya çalışırken valizin içerisinde çekçekli bir valizle bu yolculuğu yaptı dedi. Ben gerçekten çok etkilendim hem de çok duygulandım. Ben de bu valizi Sosyal Soykırım sergisine hediye eder misiniz diye onlara rica ettim. Onlar da sağ olsunlar kabul ettiler. Biz bunun üzerine bir söyleşi yapmak istiyoruz. Evet Mesude Hanım, nasıldı yolculuk? Yani neden bu yolculuğu önce yaptığınızı ben hani sormak istiyorum ve kısaca yolculuğunuz nasıldı? Nasıl bir yolculuktu? Evet. Çok zor şeyler yaşandı ve zor bir yolculuktu. Yani sürecin bu şekilde sonuçlanacağını işin açıkçası çok tahmin edememiştim ben. Yani benim çıkış yasağım olduğu için ve eşim de yaklaşık bir yıl önce buraya geldiğinden dolayı çocuklarla biz de gelmeye çalışıyorduk. Fakat hiçbir çıkış yolu yoktu yani. Ben ve küçük oğlum mecburen böyle bir yolculuk yapmak zorunda kaldık. Ya diğer çocuklarım, 3 tane çocuğum daha vardı. Yani toplam 4 çocuğum var. Büyük kızım 18 yaşında olduğu için diğerlerini uçakla gönderebildim. Birisi 14 yaşında, diğeri de 7 yaşındaydı. Ama küçük oğlum 18 aylıktı. Ve benden hariç kimseyle gelemeyeceğinden dolayı mecburen benimle gelmek zorunda kaldım. Ben onları uçakla İstanbul'dan gönderdim. O da çok zordu. Yani çünkü onları bir daha görüp göremeyeceğimi bilmiyordum. Böyle bir endişeyle çıkmış olduk yolculuğa. Gürcistan'da Sarp sınır kapısından. Tabii ben şey zannediyordum. Normal çıkacağız. Yani daha doğrusu kimlik değiştirilecek falan. Çünkü fotoğraflarımızı istemişlerdi. Bu şeyler geçiren insanlar. Oğlumla benim fotoğraflarımızı istemişlerdi. Biz de o kapıyı daha önce Azerbaycan'da öğretmen olarak çalışmıştık biz. Eşim de ben de. Ondan dolayı o kapıyı çok kullandık biliyorum. Yani hani Gürcistanlıları falan biliyorum. Biraz böyle kılık falan değiştirmiş olduk. Aslında şuradan hikaye biraz geriden girelim. Evet. Hikayeyi daha net anlaşılması için. Bu 15 Temmuz'dan sonra biz o yıl ondan önceki 2 yıl İstanbul'daydık. Azerbaycan'daki okullar kapatıldıktan sonra biz İstanbul'a döndük. Orada yine Azerbaycan'la ilgili bazı işlerimiz vardı. Benim de bir reklam ofisim vardı. Darbenin hemen bir hafta ertesinde orayı bastılar. O bir süre biz şey yaşadık, gaybubet yaşadık. Ondan sonra her şeyi dedik ki göze aldım. Dedim ki vekaletleri falan hanım sana vereyim. Bundan sonra da ne olursa olsun. Öyle bir çıktık dışarı vekaletleri vermek için. Notere gittik. Ben bütün vekaletlerimi benden bağımsız olarak her şeyi yapabilmesi için vekaletleri hepsini noterde verdim. Sonra geri döndüm. Artık dışarı çıktık. Benim kardeşim buradaydı, Columbus'taydı. O da beni çağırıp duruyordu. Biz Türkiye'de ben de yaşımız 40'ı geçmiş, çocuklar büyümüş, büyük kızım üniversiteye gidiyor İstanbul'da. Bu yaştan sonra maceraya girmeye gerek yok. Ne olacaksa olsun falan diye düşünüyordum. Fakat her geçen gün çember daralmaya ve bizim orada yaşantımız zorlaşmaya başladı. İş bulamıyoruz, kimse bize iş vermiyor, gelirimiz yok, geçimimiz yok, kardeşlerimiz bile bize sahip çıkmadı. En son bir kardeşimle ilgili bir şey yaşadım, abimle ilgili. Orada da baktık ki ortadayız, bize burada yaşam şeyi yok. Ben dedim ki her türlü şeyi göze alıyorum ve ben çıkacağım. Ondan sonra karakola gittim direkt. Dedim ki benim hakkımda yurt dışı çıkış yasağı var mı? Baktılar, dedi ki yok, şaşırdık. Ben hemen bilet alıp çıktım. Ve orada planımızı şöyle kurduk. Burada bir business vizeyle, yatırımcı vizesiyle, yatırım vizesi alıp çocuklarımı öyle getireceğim buraya. Ve biz o süreci tamamlamaya çalışırken birkaç ay sonra evi bastılar. Bu kez beni almaya gelmişler. O süreçten sonra da hanım ve çocuklara, hanıma daha doğrusu çıkış yasağı koyuldu. Biz onu bilmiyorduk. Bu
Bu durumda siz yani normal bir şekilde çıkmanızın, yani evet, eşinizin normal bir şekilde çıkmanızın tamamen önü kapatılmış oldu aslında. Aynen öyle evet oldu. Yani ben normalde şöyle planlıyordum. Aralık'ta buraya geldim. Haziran'da geri dönüp çocuklar beraber, yani tekrar Türkiye'ye dönüp çocuklar alıp geri çıkacaktım yani. Öyle bizim bir plan kurmuştum. Pasaport da yok o arada, vize de yok. Yani hiçbir şey yok. Yani benim küçük oğlumun pasaportu yok. Bizimkilerin de süresi dolmuş hep. Ben böyle çok büyük bir ivedilikle, bilmiyorum, eşim çıktıktan sonra hemen gittim. Çocukların pasaportlarını çıkarttım. Hatta büyük kızımın, o İstanbul'da okuyordu. Onunkini unutmuşuz yani. Hani o daha 18 yaşında bile girmemişti. Sonra pasaportları çıkarttıktan sonra çantamda, yani birkaç gün sonra polisler evi bastılar. Hatta kadın polis gördü yani, çantamı aradı. Almadı pasaportları. Yani diyorum, bazen böyle diyorum, hep böyle hani Allah bizi buraya, yani bir, evet, böyle büyük bir şeyle, yani en zor kısmı oğlumla ilgili yaşadığım şeydi. Yani diğerler evet zordu, gerçekten zordu. Çünkü bir şey vardı, hep bir endişe. Nasıl gideceğiz? Yani gidebilecek miyiz? Çünkü olağanüstü hal ilan edilmişti ülkede. Normal şeyler yaşanmıyordu yani. Her an herkesi tutukluyorlar. Yani kimin neye göre tutuklandığı hiç belli değil. Ya daha önceki bir geçmişimiz var. Yani öğretmen olarak çalışmıştım ben. İstanbul'daki okulda da hala öğretmendim. Gözüküyordum yani resmi olarak da. Her an tutuklanabilme ihtimalimiz de vardı. Ama böyle şey, artık hani yapacak bir şey olmayınca gemileri yakmak deyimini ben bunun için kullanıyorum. Yani artık yani çıkacaktık. Ne olacaksa olacaktı artık. Peki yani çekçekli valizde çıkma olayı nasıl oldu? Yani hani siz bunu biliyor muydunuz o yolculuğa çıkmadan önce? O an mı öğrendiniz? Yani o nasıldı? Biz anlatabilir misiniz? Evet. Ben son dakikaya kadar bunu bilmiyordum. Yani o insanlar işte bizi karşıladılar. Zor bir yolculuktu oğlumla birlikte. Bir de yani kalbimde hüzünle ülkemi terk ediyordum. Bana hala pasaportları ve parayı istedi adam. Aldı gitti. Saatler geçti, gelmedi. Oğlum 18 aylık ve ben bir eczacı tanıdığımız vardı. Ondan bir ilaç istemiştim. Yani şundan dolayı istedim. Bebek arabasında sürerek geçeceğimi zannediyordum. Onun için böyle o da konuşmaya başlamıştı. Anne baba abi falan diyordu. O hani böyle Gürcü olmadığı anlaşılmasın diye ben o ilacı arkadaş, hatta kendisi yaptı. Eczacı bir tanıdığımız vardı. Ben sadece biraz sakinleşsin diye böyle yakalarına falan dök dedi. O uyur dedi. Biz gerçekten bir gün önce çocukları bırakırken denemiştik, böyle çok derin uyutuyor. Tamam mı? Yani ama sadece yakalarına döküyorsunuz. Özel yapım bir ilaç yani. Hani piyasada olan bir şey değil. Bana adam şey dedi, pasaportlarımı ve parayı aldı, mühür bastıracaklarmış. Ben tabii hala bilmiyorum yani o noktaya kadar. Ama saatler geçti. Adam gitti. Dedi ki benim arkadaşlarım gelecekler dedi. Sizi geçirecekler dedi. Ben geçtikten sonra dedi. Saatler geçti. İnanılmaz bir zamandı. Yani böyle sabah 8'de falan oradaydık. Biz böyle ikindi oldu, üç oldu falan. Çocuk uyudu. Korkunca yapamazsın bu işi dedim. Ben çok korkuyordum. Hopaya indiğim zaman. Benim için çok şey, çok önemli bir ayrıntı bu. Dedim, eşimle konuştuk o sırada. Dedim ben çok korkuyorum dedim. Yani neden korktuğumu da bilmiyorum. Yani küçük bir çocuk var ve ben ailemden yaklaşık 1000 kilometre uzaktayım. Yani hani bana bir şey olursa bu çocuk ne olacak? Kimsede de kalmaz. Bakan şüpheyle sanki ne için bana evet bakıyormuş gibi endişe. Yani polis geçiyor ya yanımdan. İşte sonra böyle yani değişik bir duyguydu. Sonra eşim dedi ki ya sen dedi korkma dedi. Herkes dua ediyor dedi burada de sana dedi. Burada çok büyük bir şey oluşmuştu böyle bütün şehir. Evet. 24 dersi eslem hatırlar o günleri. Evet. 24 saat böyle arkadaşlar burada hakikaten evet, bizimle şey oldu. Aynı duygudaş hale evet geldiler. Böyle dualar paylaştılar, okuyorlar, ediyorlar falan. Böyle çok bir şey olmuştu. Şehirde güzel bir hava oluşmuştu. Ya sonra buraya gelince hep arkadaşlar diyorlar. William biz sana çok dua etmiştik. Yani Amerikalı bir dostumuz var. Bugün gelemedi bir şeye bağlı olduğu için. O bile dedi ben sana dua ettim o gece dedi. O duaların gücünü ben yani böyle hissettim yani o anda. Gerçekten çok büyük bir cesaret geldi. O noktaya kadar büyük bir korku vardı. Sonra böyle bir şey geldi. Yani inşallah dedim olacak bu, hani sıkıntısız bir şekilde geçeceğiz. Adam bana şey dedi, arkadaşlar gelecek dedi ama saatler geçti, oğlum uyudu. Ben onu uyutmamak için çok direndim. Uyudu, uyandı çocuk. Yani 18 aylık bir bebek. Sonra yaklaşık 5-6 saat sonra böyle genç Gürcü delikanlılar, Türkçe biliyorlar, geldiler. Dediler ki bize 100 lira ver dediler. Ne yapacaksınız dedim. Bavul alacağız dediler. Bavula ne yapacaksınız ki dedim. Çocuğunu da geçireceğiz. Benim o dakikaya kadar inanın haberim yoktu. Benim böyle çenem
böyle şey yapmaya başladı, seyirmeye başladı böyle. Hareket ediyordu sürekli. Elimle düzelttim falan. Yani o noktadan sonra zaten böyle senin önündeki bir şey gibi. Tamam, yapacak bir şeyiniz yok yani. Teslimiyetten başka bir çare yok. Yani gittiler orada, zaten orada şey yapıldığı için, ticaret yapıldığı için, bavul ticareti, pazar var. Gittiler ve 5 dakika içerisinde bavul aldılar, geldiler. Nerede koyacağız dedim. Artık yani diyorum ya, muhakeme gücümü tamamen kaybetmiştim. Mantıklı düşünemiyordum artık. Ne derlerse yapıyordum yani. Cami var orada bir tane. Karşı yani böyle şeyde hemen. Zaten yukarısı dağ, aşağısı deniz. İncecik bir yol var. Jandarma bölgesi. Sürekli jandarmalar gidip geliyor. Trafik polisleri gidip geliyor. Az önce benim oturduğum yerde trafik polisleri vardı. Çay falan içmişlerdi. Çocuğu sevdiler. Tamam mı? Onların yanından falan geçtik mesela geçerken. Gittik yani. Hemen zaten yürüme, yani 2 dakikalık yol. Minarenin olduğu bölgede. Her taraf insan dolu. Yani etrafta oturanlar, yemek yiyenler. Herkes... Orada yine bir ayrıntı şey yapayım mı? O hikayeyi netleştirmek için. Biz Azerbaycan'dan Türkiye'ye giriş çıkış yaparken orada hep görüyorduk. Biz arabayla giriyoruz ama yaya girişi hep uzun olur. Yaya girişleri böyle kuyruk olur böyle. Saatlerce sürer orada insanların oradan geçmesi. Orada bavulla çocuğun oradan geçecek olması ve o sıra hocamın kafasında çok büyük bir şey oluşturdu. Yani o sıcakta, bavulun içinde o sırayı nasıl bekleyecek o çocuk? Orada kafamdaki o şey vardı. Bir de çocuğu uyutabilmek için dedim, bana biraz müsaade edin, ben bunu uyutayım. İlaç şu kadar bir şişe, işte o şişeyi görürsünüz. Şişenin içerisinde ilaç var. İlacı böyle her tarafına döktüm çocuğun, tamam mı? Bebek arabası var zaten. Biz sırt çantamız var ve bebek arabası. Bebek arabası sallaya sallaya sallaya, ama yani ilacı bitirdim. Bitti artık ilaç. Ağzına falan da döktüm. Etraftaki insanlar bakıyorlar. Hala şaşkınım yani. Neden hiçbir şey, kimse bir müdahale etmedi yani. Çocuk uyudu. Tekrar uyudu yani. İkinci bir uyku. Battaniyesi ve yastığı vardı. Yani işte annelik duygusu. Bavulun içerisine onları da koydum çocuğun. Yani çocuk battaniye ve yastığıyla beraber koydum bavulun içerisine. Fermuarını çektim. Adamlar almaya çalıştılar. Yani kendiler götürmek istediler. 5 kişilerdi. Hayır dedim, ben götüreceğim dedim. Tuttum çekiyorum ama yani hakikaten böyle içimde çok büyük bir endişe var. Ya bu çocuk ilaçtan dolayı uyanamazsa, ya bu çocuk havasızlıktan. Çünkü birkaç gün önce anaokulu bir öğrencisi İstanbul'da servis arabasında unutuldu ve 1 saat içerisinde çocuk vefat etmişti. Havasızlıktan, sıcaktan vefat ederse, çünkü sıra çok uzun, biliyorum yani o sırayı. Bu duygularla ama hep şey okuyorum. Yasin suresindeki ayetler, Efendimizin Mekke'den Medine'ye girerken okuduğu ayetler. Allah'ım bizi gösterme yani, ve cealnâ min beyni diye başlayan ayetleri okuyorum. Minarenin bu tarafından dolandım ama adamlar çok paniklerdi, çocuklar. Yani genç zaten, 18-20 yaşlarında falanlardı. Şey yapıyorlar, böyle stres yaptılar, tamam mı? Polisler, jandarmalar falan var diye. Ben caminin kapısına geldim, baktım 2 tane jandarma benim çocuğu koyduğum yere bakıyorlar. Böyle uzanmışlar. Böyle bu kadar mesafede şöyle geçtim. Ama yürürken hep arkadan birisi dur diyecek, bağıracak diye bekliyorum yani. Adam bu arada kimlik verdi. Ben hakikaten o halimle çok benzeyen bir kimlikti. Victoria diye bir kadının, hani sorarlarsa ismini söyle, benimki, ben hangi polise verirsem ona ver dedim. Yürürken şey yaptım, parmaklarımı valizin üstünde fermuar vardı. Parmaklarımı ve fermuarın arasına soktum. Yani çocuk hava alsın diye. Yürüdük. Yani çok uzun bir yol değildi. Peki ne kadar sürdü bu orada beklemeniz, yürümeniz ve geçmeniz ya, süre olarak? Toplam 2 saat falan olmuştur ama tabii bana bir asır geldi. Evet, bir ömür geldi. 2 saat bitmez, geçmez ki yani. Şöyle oldu. Önce turnike uzundu. Böyle hani yaklaşık bir 200 metreden fazla insan vardı yani. Hani onları beklememiz gerekiyordu normal şartlarda. Bu arada ben de artık arayamıyorum. Kapıda, o şey, bankoda aramış olmayayım, görüşme şey olmasın diye. Ben de iletişimim tamamen koptu bu arada. Yani bizimle iletişim yok. Ben de ne olduğunu bilmiyorum. O süreç uzadıkça biz de burada bütün bir şehirde geriliyoruz. Böyle bir şeyle yaşadık yani. Sonra şey, turnikenin arkasına geldikten sonra biraz bekledik. Adam dedi ki, önümüzdeki çocuk delikanlı şey, bir şey söyledi Gürcüce. Yani insanlar böyle demirlerin üzerine çıktılar. Bize yol verdiler. Yani ne söyledi bilmiyorum. Bayağı bir ilerledik. İlerledik böyle.
Ama ben hala şey parmaklarım arasında durdukça şey yapıyorum. Bu, valiz de dik bu arada. Dik bir şekilde duruyor. Durdukça parmaklarım arasında böyle şey yapıyorum. Hareket ettiriyorum. Ya hiç o anda yani bir yerlerden bize kamerayla bakıyorlar mı? X-ray cihazı var mı falan. Hiç onlar aklıma gelmiyor. Sadece Allah'ım evladımı bir daha kucağıma alabilecek miyim? Hani bir şey olacak mı falan endişesi var. 5-6 kişi kalana kadar ilerledik. Sonra işte polis bana hiç bakmadı. Kimliği verince direkt adama baktı şöyle. Sonra şey yaptı, kağıdı verdi, geçtim. Geçtikten sonra da uzun bir yol vardı. Yani bayağı bir gittik ama nasıl çekiyorum ki ben şeyi böyle yerlerde de inşaat şeyleri varmış. Takır tukur adam yavaş oldu. Tamam şeyin tekeri kırılmış hatta. Kırık yani şeyin valizin tekeri. Tekeri kırılmış. Öyle bir şeyle geçtim. Geçtikten sonra tamam artık dedi her şey bitti çıkartabilirsin dedi. Bavulu yatırmayı da hiç akıl etmemişim. Böyle düz bir şekilde bir açtım. Çocuk böyle pelte gibi yığılmış bavulun içine. Tamamen böyle. Uyuyor hala. Şimdi kaldırdım omuzlarından havaya bir kaldırdım. Uyandı ve gülmeye başladı. Zaten o ilacın etkisiyle gülüyorlar. Gülüyor yani. Daha önce de olmuştu ama daha önceki verdiğimde içirmedim tabii çocuğa ilacı. Böyle Allah'ım dünyaları bana verdiler herhalde. Yani başka bir duygu anlatılmaz yani. Kucakladım oğlumu. Başka hiçbir şey görmüyorum. Çantam kalmış. Yani bebek arabası falan kalmış. Hiçbir şey aklımda yoktu yani. Sonra pasaportu getirdiler. Pasaportla giriş yaptık Gürcistan tarafına. Yani ikinci kez doğduk diyebilirim. Yani bir özgür olmak. Çünkü yani bir yaklaşık bir yıldır yaşadığımız, birden fazla olmuştu 15 Temmuz'da, yaşadığımız şeyler, etrafımızdaki yaşananlar inanılmazdı yani. Çok ailemde çok insan vardı. Yani bir sürü şey yaşandı. Çok yani ve dedim ya bu nasıl bir duygu? Yani Gürcistan tarafına geçtikten sonra şeyi getirdiler, çantamı, şey onlar da geçmişler. Özgürlük gibisi yokmuş dedim bir yani hani elhamdülillah yani bitti artık dedim. Oğlumu aldım. Tabii bir gün sonra falan diğer çocuklarla buluştuk. Birkaç gün sonra da buraya geldik. Peki şunu sorsam o günden yani o Enes'in taşınmasıyla ilgili o ne sakladınız? Yani hani ne var elinizde? Bize ne hediye ediyorsunuz? Değerli izleyenler, Sosyal Soykırım sergisini Mesude Hanımlar o çekçekli valizi ve bazı hatıralarını hediye ettiler. Biz de sergileyeceğiz inşallah next programlarda. Ne sakladınız Mesude Hanım? Neden sakladığımı bilmiyorum. Gerçekten o bavul durdu yani basement'ta. Uzun süre durdu. Kullanmadık da. Ben varlığını bile unutmuştum. Mehmet Ali Bey söyledi. Ya böyle bir şey var. Niye vermiyorsunuz falan diye. Burada bir abimiz daha var. O demişti. Hatta şeydeki neydi? Almanya'daki serginin adı. Tenkil Müzesi'ne neden vermiyorsunuz falan. İşin doğrusu biz yaşanan bütün bu şeyler, insanların yaşadığı şeylerden dolayı biz kendimizin bu şeyini bir ne derler ona bir şey olarak görmedik evet, yani. Evet. Hiç çok düşünmedik. Böyle acılar. Bir şey olduğunu düşünmedik. Fakat neticede bir anı yani. Buradaki arkadaşlar ona dikkat çekerek hani sizin mevzu kıyaslama değil. Sadece bu anının bilinmesi şey yapması adına. Ben yerini de bilmiyordum. Hatta hanım da ya biz onu nereye koyduk ki falan dedi. Ya ben görüyordum arada da. Evet yani. Hatırlıyordum gözümde. Evet. Ya şeydi mesela oğlumun battaniyesi böyle kenarları falan yırtık pırtık bir battaniye tamam eski. Ama ben onu atamadım, veremedim. Yastığıyla battaniyesi o bavulun içine koydum. Yani sanki çocuk o bavulun içinde uyuyacak yani. Tamam o yastık ve battaniye neden koyduğumu hala bilmiyorum o anda. Ve şişe yani o ilaç şişesini atamadım. Niye atamadım? Diyorum ya yani bir o yaşanan o sıkıntının arkasında bana vermiş olduğu ya bir şey vardı. O duygu yani. Yani oradaki yaşadığım iki duygu benim için çok önemliydi. Ülkemi bu şekilde terk etmek zorunda kalmak çok acıydı. Yani o geri son bakış hep arkadaşlar da söylüyorlar. Yani şöyle bir dönüp baktım. Biz öğretmendik ya, insan yetiştiriyorduk. Yani bu ülkeye hizmet etmekten başka hiçbir gayemiz, hiçbir amacımız yoktu. Böyle buna reva, böyle illegal yollarla ülkemi terk etmek zorunda kalmak, anamı, babamı, akrabalarımı terk etmek zorunda kalmak ve geri dönemeyeceğimi bilmek acıydı.
Ama diğer taraftan da bir özgürlüğün vermiş olduğu bir lezzet vardı. Sanırım ondan yani. O mesela Enes'e de ileride anlatırım diye battaniyesinin kenarları yırtık bir battaniye yani. Yastığı da öyle. Ve o ilaç şişesi. Şeyde buraya bu psikolojiyi net bir tarif gösteren bir şey var. O kardeşim video çekiyordu. Buraya geldikten sonra havaalanından Kolomus'a doğru gelirken bir yerde bir rest area'da mola verdik. Şu anda bizim için o kadar sıradan şey yerler ki, hanım bakıyor etrafa, videoda net yansımış. Ben size videolar, bazı resimler göndermek için görünce onu fark ettim. Daha önce fark etmemiştim bunu. Ne kadar nezih, ne kadar güzel, ne kadar falandı. O ferahlamanın vermiş olduğu o şeyle dağlar, taşlar daha yeşil, etraf daha, tabii ki nezahet falan, güzellik falan meselesi ayrı bir konu. O his galiba, Allah belki de bizi cennette de o hissi yaşatacak. Ben mesela bizi böyle kaynımların evine geldik. 2-3 gün sonra bir pikniğe götürmüşlerdi bir nehir kenarında. Dedim ki o huzurla birlikte, sanırım özgürlüğün verdiği huzurla birlikte, sanırım cennet de böyle bir yer olsa gerek dedim. Yani bunu dedim yani, hatta belki de vardır kayıt şeyde, videolarda falan. Çünkü yani bir yıl değil, bizim 2014'ten itibaren yani Azerbaycan'daki okulları kapattıklarından itibaren başlayan daha yani o şeyden süreç yani hakikaten zordu. Yani 3-4 yıl hala da devam ediyor. Bir sürü tanıdığımız, akrabamız, hala insanlar Türkiye'de. Bir de hani içimde bir suçluluk duygusu da vardı. Yani ben çıktım ama bir sürü insan hala hapishanelerde. Biz hapishane hayatı yaşamadık mesela. Belki kaybıbet oldu, belki şey oldu falan ama yani hani böyle bir çıkış oldu. Ama bir sürü insan, çok büyük zulümler çekildi. Çok büyük aileler, yuvalar dağıldı. Hani elhamdülillah biz burada hep birlikteyiz. Yani ailecek, kendi en çekirdek ailemiz dağılmadı. Bu suçluluk duygusunu daha hiç unutamıyorum. Uzun zaman da devam etti içimde. Hani biz buraya geldik, rahatız ama bir sürü insan hala mücadele etmeye devam ediyorlar diye duygu. Peki son olarak şunu sormuş olsak size. Sosyal Soykırım Sergisi Columbus'ta, değerli izleyenler, şu anda 9. şehrinde. Columbus 9. şehir. Kızınız da hatta burada görevli. Bu sergiyle ilgili böyle birer cümle hissiyatınızı almış olsak. Ya ben hepsini dinleyemedim. Çünkü tekrar o günlere gittim. Yani askeri öğrencilerden tanıdıklarım vardı mesela. Ama bunların duyurulmuş olması inanılmaz bir şey. Yani biz onları yaşadık. İnsanlar bunları yaşadılar. Yaşamaya da devam ediyorlar. Bunu bütün dünyanın bilmesi lazım. Birçok insan bilmiyor yani. Türkiye'de yaşananları, o süreci bilmiyor. Yani gerçek bir zulüm yaşandı. Yani belki Türkiye tarihinin en büyük zulümlerinden bir tanesi bu. Bunun anlatılması inanılmaz bir şey. Yani hakikaten size bunun için çok teşekkür ediyorum. Bütün dünya bilsin. Yani bunlar yaşanıyor, yaşanmaya devam ediyor. Ve bir gün gelecek, bilmiyorum yani, her birisi birer kitap olacak, film olacak hikayeler. İnanılmaz yani. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Allah insanlara yaşadıklarının mükafatını versin inşallah, yaşayanlara. Sizlerden de Allah razı olsun. Bunu yani anlatıyorsunuz. Çünkü burada olanlar, hep burada olanlara hikaye gibi geliyor. Ama bunlar yaşanıyor yani.